Belki de bu tartışmaların temelinde e, ne yatıyor diye sorarsanız temelinde partilerin 23 Haziran'da ortaya çıkan sonuçlar, 31 Mart'ta ortaya çıkan sonuçlar ve sonrasında devam eden araştırmalarda kimin oy kazandığı, kimin inme kazandığı, kimin oy kaybettiği, taban kaybettiği ile ilgili değerlendirmeler yatıyor. Anket firmaları peş peşe araştırma sonuçları açıkladılar geçen hafta ve açıklanan bu araştırma sonuçlarında AK Parti'nin oylarının ilk defa yüzde 40'ların altına düştüğüne ilişkin tespitler vardı. Sadece bir firma değil birden fazla firma bu tespiti yaptı. Aralarında Konda da var. E, ve çekirdek oylarının ilk defa bu kadar düştüğüne ilişkin tespiti Konda'nın genel müdürü Bekir Ağırdır yaptı. Bir de e, anket firmalarının bütünüyle belki bir görme imkanımız olacak şimdi. E, ORC'nin, Optimar'ın, PIR'ın, Ada'nın, Avrasya'nın ve Saroz'un yaptıkları açıklamalar var. E, araştırmalar var. O araştırma sonuçları. Orada da baktığımızda AK Parti'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin %50'nin üzerinde gösteren e, araştırmaların sayısının az olduğunu görüyoruz. Sadece ORC, ORC'nin anketinde AK Parti'nin oyu %35'lerde çok ciddi bir ivme kaybettiğini ortaya koyuyor. Optimar'da %50 bandında görünüyor. Cumhur İttifakı orada da %40.5 gibi bir rakam söz konusu. PR'da 36, Adada 37, Avrasya'da 29, Saroz'da 32 ve 40'ın altında bir sonucunda Konda tarafından bulunduğunu Bekir Ağırdır açıkladı. İşte bu sonuçlar aslında e, bu tartışmaları da beraberinde getiriyor. AK Parti içinde Milliyetçi Hareket Partisi ile ortaklığın sorgulanmasının nedeni de araştırma sonuçları, bu araştırma şirketlerinin yaptıkları ve ortaya koydukları sonuçlar. İşte bu sonuçlar üzerinden yapılan tartışmalar bazı polemiklere de neden oldu. Ömer Çelik ile Atilla Kıyat arasında ya da AK Partililerle Atilla Kıyat arasında emekli Oramiral Atilla Kıyat arasında ciddi bir polemik ortaya çıktı. Atilla Kıyat %40'tan da yola çıkarak bu araştırma sonuçlarını da içine alan bir mesajında seçim barajını %10'a çıkaran Kenan Evren'le bugün seçilme barajını %40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir diye bir mesaj attı. Aslında emekli bir amiral çok fazla gündemde değil, medyada değil, söyledikleriyle olay yaratan bir isim değil. Ama bu mesaj üzerinden bir fırtına koparıldı. Mesela A Haber'de saatlerce yayın yapıldı. Birçok insana bağlanıldı. Bu ne demek diye. Tehdit ediyor Atilla Kıyat diyerek. Sonrasında Ömer Çelik'in bir açıklaması oldu. Ve Ömer Çelik de Atilla Kıyat'ın doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarif ederek Kenan Evren'in sonuyla benzeşecektir diyerek bir tehditte bulunduğunu söyledi tabii orada da kafalar karıştı. Kenan Evren'in sonu nasıl oldu? Bu 80 darbesiyle ilgili anayasa değişikliği sonrasında yargılandı ama bir kez bile mahkemeye gitmedi. Marmaris'te evinde yaşadı. Yani o sonunun benzemesiyle ilgili bir tehdit nasıl ortaya çıktı çok anlaşılabilir değil. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları da devreye girdiler ve Atilla Kıyat'la ilgili dava açtılar. Atik Atilla Kıyat benim dokunulmazlığım yok dava açın demişti zaten bu tartışmalar üzerine ee, çok ciddi bir biçimde saldırıya uğradığını da söyledi ve sonrasında dava açıldığını duyduktan sonra da ben dedi bu meselelere bir daha girmeyeceğim artık bu meseleler hukukun konusu diyerek açılan davada kendisini savunacağını söyledi. Yani buradan da bir mağduriyet durumu söz konusu Yapılmak istendi. Öyle anlaşılıyor. Özellikle AK Parti'de Atilla Kıyat'ın açıklamalarıyla beraber hani buradan da bir mağduriyet doğar mı diye bir arayış olduğu biçiminde eleştirilerde yapıldı ortaya çıkan tablo üzerine. Tabi tek polemik bu değildi geçen hafta yaşadığımız. Belki en çarpıcı polemiklerden birisi de Nagihan Alçı ile Profesör Ersan Şen arasında Habertürk ekranındaki tartışma ve o tartışma sonrasında doğan polemikti. Evet Ersan Şen, Şen neredeyse programı terk ediyordu. Son anda durdurdular. Ee, heyecanlı bir isim biliyorsunuz. Bir hukuk profesörü ve yaptığı bu tartışma üzerine sosyal medyada da üzerine çokça yorum yapanlar oldu. O yorum yapanlardan birisi de Ahmet Yavuz'du. Emekli Paşa Ahmet Yavuz. Şöyle bir mesaj paylaştı. Dedi ki e, Habertürk'ün izleyicileri nezdinde kendilerine de zarar veren, FETÖ artı Nagihan Alçı'yı en üstünde tutan yaklaşımları devam ettiği sürece yayın davetlerine katılmayacağım. Yani Nagihan Alçı Habertürk'te bulunduğu müddetçe... FETÖ artığı diye çok ağır bir ifade de kullanıyor. Ben diyor Habertürk'teki yayınlara katılmayacağım. Sıkça katılan bir isimdi Habertürk'e. Sonrasında Nagihan Alçı bir yazı yazdı ve o yazdığı yazıda şunları söylüyor. Bir iftiraya uğradığını söylüyor. Ergenekon, Balyoz, Sanık Eşleri, Soyunsun vesaire gibi asla söylemediğim çok çirkin bir yalan üzerinden sosyal medyada bana iftira atanlara da Amerika'daki bir Hristiyan okulunun mezuniyet töreninde vecde gelip kusan bir kızın ben olduğumu yıllar vardır yaymaya çalışanları da dava açacağım diyor. Bir yazısında bu ifadeleri kullandı. Bundan sonra durmayacağım, dava açacağım. Bugüne kadar anlayışla karşılamıştım ama bundan sonra mahkemede hesaplaşacağız diyor. Ama yani e, biliyorsunuz Nagihan Alçı Ergenekon ve Balyoz döneminde bir takvimde soyunmalarını önerdi diye yıllardır konuşuluyor e, asker eşlerinin veya kızlarının. E, bunu söylemediğini iddia ediyor şimdi. Mustafa Önsel de Ahmet Yavuz'un tweetini alarak bir gün o takmek kendisi soyunur mu bilemem ama ben onun şimdi silip inkar ettiği o tweet'inde yazdıklarını unutmayacağım diyor. Yani bir tweet'te bu soyunmayla ilgili önerisinin olduğunu ve Nagihan Alçı'nın bundan sonrasında bu tweet'i sildiğini söylüyor. Ahmet Yavuz da buna katılıyor ve diyor ki yalan söylüyor Nagihan Alçı. Bizzat ben kendisine sorduğumda bana soyun ve benzeri dediler o dönem için. Ben de kızgınlıkla yazdım. Dedi. Şimdi utanmadan inkar ediyor, peynir ekmek yer gibi yalan söylüyor diyerek Nagihan Alçı'ya e, yalan söylediği e, iddiasında bulunuyor. Sonrasında Cem Küçük tartışmaya e, giriyor ve diyor ki Ahmet Yavuz Nagihan'a dümdüz gidiyor ama Nagihan elindeki en güçlü kozu kullanmıyor. Ben biliyorum Ahmet Yavuz içerideyken oğlu Selim Yavuz Nagihan'a geldi ve babasının hapisten çıkması için... Yardım istedi. Nagihan da e, o zaman bunu bana kendi anlattı. Detaylarını da kendi anlatsın diyor Cem Küçük tartışmaya biraz bel altı bir biçimde buradan giriyor. O dönemi ben de gazeteci olarak yaşadığım için biliyorum. Cezaevindeki askerlerin çocukları biliyorsunuz genelde avukat oldular. Okuyup karşı karşıya kaldıkları hukuksuzluklar üzerine genelde o çocuklar babalarını kurtarabilmek ve destek olabilmek için avukat oldular. Gidip gazetecilerle davalarında haklı olduğunu, haklarında babalarının, ailelerinin haklarındaki iddiaların saçma sapan olduğunu izah etmeye çalışıyorlardı dosya üzerinden. Ahmet Yavuz da işte buna dikkat çekiyor. Cem Küçüğün böyle bir bel altı vuruş sonrasında Şıracı'nın şahidi bozacı olurmuş. Organize paslaşmalar başladı. Hain süreçte oğlum dahil çocuklarımız ulaşabildikleri bütün gazetecilere dava dosyasını sahtelikleri anlatmıştır. Nagihan Alçı da bunlardan biridir. Hiçbir kişisel yardım talebinde bulunulmamıştır. Mesele budur diyor Ahmet Yavuz bu konuyla ilgili iddialara yanıt verirken. Üstelik ne olacak yani Nagihan Alçı'ya gidip e, benim babamı çıkart mı diyecek, Cumhurbaşkanı ilişki kur oradan bir destek mi gelsin diyecek, savcıya torpil mi yap diyecek. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani Cem Küçük'ün bu tartışmada böyle bir noktaya çekmesi işi aslında gerçekten bel altı vuruş nedir derseniz, onun yanıtı olarak ortaya konulabilecek bir şey diyelim ve bir başka siyasetçi çocuğu tartışmasına geçelim. Çünkü Bilal Erdoğan televizyona çıktı. Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. CNN Türk'te Ahmet Hakan tarafsız bölge programına katıldı. Okçuluk Vakfı'nın bir e, etkinliğiyle ilgili aslında açıklamalarda bulunmak için. Orada kendisine yönelik soruları da yanıtladı. Siyasetçi çocuğu olmayı ben seçmedim dedi Bilal Erdoğan. En dikkat çekici hususlardan birisi. Bundan çok zarar gördüğünü söyledi. Ben Cumhurbaşkanı'nın oğluysam hiç mi dedi bir işle uğraşmayacağım dedi kendi uğraştığı işlerde bir ayrıcalıkla karşılaşmadığını aktardı. Bir de tabii vakıfçılık yaptığından bahsetti. İşte orada vakıflara yapılan yardımlar meselesi gündeme geldi. Ne dedi Bilal Erdoğan bir aktaralım. Devletin herhangi bir vakfının kasasına, vakfın kasasına para aktarması imkansızdır. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi bazı vakıflara yaptığı yardımları kesti ve onun üzerinden de ciddi tartışmalar yaşanmıştı. İşte bu noktaya dikkat çekerek diyor ki devletin herhangi bir vakfın kasasına para aktarması imkansızdır diyor Bilal Erdoğan. Devlet desteği olmadan... Dünyanın neresinde yaşayabilmiştir kültür sanat? Ben 10 yıldır restoran işi yapan biriyim diyor Bilal Erdoğan nasıl geçindiğini anlatırken. Ee, amcam ve eniştemle ortak olduğum bir inşaat işi var. Bir ara gemi yapıp sattık ama şu an restoran ve inşaat sadece. Benim için tatmin edici bir para kazanıyorum. Kaç para kazanıyorsunuz sorusuna verdiği yanıt da bu. Tatmin edici bir para kazanıyorum. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oğlu olmayı seçmedim. Cumhurbaşkanımızla çok sık görüşemiyoruz. Ayda, yılda bir görüştüklerinde söyledi. Şimdi vakıflarla ilgili mesele de bir ekleme yapmam lazım bu e, gördüğünüz açıklamalara. Biz doğrudan para almıyoruz ama işte şurada yapılacak bir etkinlik için Kültür Bakanlığı'na konser verilsin diyoruz, konser veriliyor. Yollar yapılsın diyoruz Ulaştırma Bakanlığı'na yollar yapılıyor dedi Bilal Erdoğan. Bilal Erdoğan bir siyasi parti lideri gibi konvoylarla hareket ediyor. O görüntüler de çok ortaya çıkmış ve üzerine tartışma yapılmıştı. E, Buradan yaptığı açıklamalardan anladığımız kadarıyla Bayındırlık veya işte Ulaştırma Bakanlığına yol yapılsın dendiğinde yol yapılıyor. Kültür Bakanlığına konser verilsin dendiğinde konser veriliyor. E bunlar yapıldıktan sonra zaten vakfın da paraya ihtiyacı yok. Aynı açıklamasında artık belediyeye sırtını dayamaktan da vazgeçmeli demişti Bilal Erdoğan. Artık belediyeler Cumhuriyet Halk Partisine geçince herhalde farklı noktalardan destek aranması gerektiği biçiminde bir işarette verdi kendi gibi vakıfçılık yapan isimlere diyelim ve Mansur Yavaş'la Melih Gökçek arasında bitmeyen polemiğe geçelim. Evet, Mansur Yavaş bir televizyon programına katıldı. Orada gerçekten çok çarpıcı açıklamalar yaptı ve dedi ki 750 milyon dolara mal olduğu Ankapark bu para e, şu anda hiç oldu. Tamamen israftır ve batmış durumdadır dedi. Bu iddialar üzerine Melih Gökçek mahkemeye gideceğini e, söyledi. O belgelerin mutlaka yayınlanması gerektiğini aktardı. Belgeleri isteyenlere de verebilirim dedi e, Mansur Yavaş. Ve suyla ilgili iddiaları da yanıtladı. Meral Akşener... Hastalandı, Ankara'da hastaneye gitti. Çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine içtikleri suya insanlar dikkat etsinler dedi. Bunun üzerine iktidara yakın gazetelerde Ankara'nın suyu kirli, mikroplu biçiminde açıklamalar, iddialar ortaya atıldı. Hatta bir profesöre Ankara'nın suyu mikroplu içmeyin demesi için... Telkin'de bulundu gazeteciler. Bunu da profesör açıkladı. İşte bu iddialara da yanıt verdi Mansur Yavaş. Hayır dedi burada suda bir sıkıntı yok. Su zaten sadece belediyeye bırakılmaz. Ee, Sağlık Bakanlığı da bu işin üzerinde. Yüzlerce noktadan numuneler alınıyor. Su ile ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil dedi. Ama İbrahim e, Melih Gökçek Twitter üzerinden tartışmayı devam ettirdi. Şöyle diyor Melih Gökçek, Ankara'da ishal olayları paniği yükseltiyor. Bazı üniversitelerde catering firmaları ki bahsettiğim firma günde 110 bin kişiye yemek veriyor. Bu hafta suyla yıkanmış salata vermeyecek. Ankara'da hiçbir dönemde Eylül sonunda böyle yoğun ishal vakalarına rastlanılmamıştır diyerek tartışmaya dahil oldu. Mansur Yavaş bununla ilgili bir suç duyurusunda bulundu. Halkı paniğe sevk ettiği gerekçesiyle ve Fahrettin Koca da Mansur Yavaş Sağlık Bakanlığı da bu işlerle ilgili dedikten sonra bir açıklama yaptı. İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık yok. Gelen hastaların sıklığının da sayısının da geçen yıldan ciddi bir anlamda farkı yok dedi Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada. Şimdi Mansur Yavaş'la Melih Gökçek arasındaki bu tartışmayı da verdikten sonra bir süredir kendi haklarını arayan, yargıda takipsizlik alan ya da beraat eden isimler var Türkiye'de. Geçmişte memurlardı, işlerinden atıldılar. Artık yeter diyorlar. Hakkımızı yargı bizimle ilgili bir işlem yapmadığı için iade edin diyorlar ve bugün Ankara'da bir araya gelmeye karar vermişlerdi. İşi sözü KYK'lılara getirelim. KYK'lılar Ankara'da bugün seslerini duyurabilmek için bir araya geleceklerdi. Toplantı yapacaklardı. Ancak o toplantı valiliğin yasak kararı neticesinde maalesef gerçekleşmedi. Yılmaz Güney sahnesi müdürlüğüne Valilik bir yazı gönderdi. Arkadaşlarımıza şimdi ekrana verecekler. O yazıda e, KYK konusuyla ilgili bir toplantı yapılacağı sosyal medyada yoğun olarak konuşulduğu gözlemlenmiştir diyor. E, sen yoksan biz biz bir eksiyiz çağrısı 5-6 Ekim 2019 tarihinde ilimize Çankaya ilçesi Yılmaz Güney sahnesinde büyük KYK buluşması çağrılarıyla gündemdeydi bunlar diyor. Ve bu etkinliğin valilik tarafından yasaklandığı belirtiliyor bu resmi yazıda. Şimdi KYK'lılar uzun zamandır bu toplantıyı bekliyorlardı ve kendi seslerini duyurabileceklerini Ümit ediyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı milletvekilleri, HDP'den bazı milletvekilleri de bu buluşmayı destekliyorlardı. Ama bu buluşma valinin yasak kararı sonrasında biraz zora girmiş görünüyor. Kaç kişi buluşabilecek, nerede buluşabilecekler? Çünkü bazı partiler kendi genel merkezlerinde bu toplantıya açtıklarını duyurdular. Ama tabii Ankara'ya girebilirlerse... Bugün sabah Ankara'nın girişlerinde polis önlemi vardı ve toplantıya katılmak isteyen, en azından partiye gidelim orada buluşalım diyen KHK'lılar yolda durduruldular. KHK'lılar kızgın çünkü dava açılmış, beraat etmişler. Geçmişte memurlarmış o zaman haklarımıza geri kavuşalım diyorlar. Ya da e, memuriyetten atılmışlar, haklarında herhangi bir takibat yapılmamış. Ya da bir soruşturma başlatılmış ama davaya dönmemiş takipsizlik karar verilmiş. E artık biz niye bu işin cezasını çekiyoruz diyorlar. Yakın zamanda bir e, yargı reformu strateji belgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Bununla ilgili AK Parti Grup Başkanı'nın yaptığı açıklama var. KHK'lıları af öngörmüyoruz diye. Buna da çok kızgınlar. Biz af talep etmiyoruz ki diyorlar KHK'lılar. Üstelik bu nasıl bir af olacak ki? Yargı kararı yok haklarında. Herhangi bir hak kısıtlayıcı yasal düzenleme söz konusu değil. Kanun hükmünde kararnameyle görevlerinden atılmışlar. Pasaportları da verilmiyor ve artık ağaç kökü yemek istemiyoruz diyorlar haklı olarak. Bir araya gelip bir bütün olarak da hak kalabalık olarak Türkiye'ye seslerini duyurmak istiyorlardı. Ama onu da ...çok fazla yapamayacaklar gibi görünüyor. Polisin aldığı önlemlerden anladığımız kadarıyla. Zaten o görüntülerde de izlediniz. İnsanlar bir gün sizin de başınıza gelecek. Bir gün siz de hukuka ihtiyaç duyacaksınız diyorlar. Gerçekten herkesin ihtiyacı var hukuka. Eğer bir insanla ilgili bir suç varsa yargılanır. Cezası varsa cezasını alır. Sonra da o cezasını çeker. Türkiye'de hukuk sistemi bunu gerektirir. Ama bir suç yoksa... Hangi kriterle o insanlar dışarıda tutuluyorlar? cezalandırılıyorlar, işlerinden, açlarından ediliyorlar. Bu meseleye mutlaka bir çözüm getirmek gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin pek niyeti ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci parti olan AK Parti'nin bu işle ilgili pek niyeti olmasa da muhalefet partilerinin gündeminde. Ama KYK'lar deyince bu FETÖ soruşturmaları, yargılamalar bunlarla ilgili de bir notu sizle paylaşmak durumundayım. Çünkü Sakız Adası'nda çok büyük bir facia var. Düşünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarıyla yaşıyor bir hukuk sistemi var ve buradan insanlar kaçıyorlar. Zor şartlarda ölümü göze alarak kaçıyorlar. Sadece kendileri için değil çocuklarının ölümünü de göz alarak kaçıyorlar. Hafta içinde maalesef 7 kişi Sakız Adası açıklarında hayatını kaybetti. Bunun içinde çocuklar var. 3 aylık 4 yaşında çocuklarla birlikte kaçanlardan bir hakim çiftin çocukları bunlar. Anne baba kurtuluyor. Çocuklar maalesef denizde boğuluyorlar. Cenazeleri de Sakız Adası'nda defnediliyor. Daha önce kaçmış olan insanlar tarafından onların onların anlatımları da çok can sıkıcı. Aynı zamanda çocuklarını kaybeden bu ailenin e, aileden bir ismin bir hakim olduğunu biliyoruz. Daha önce Emin Çöreşan'a haksızlığa uğradığına ilişkin bir mektup yazdığını, Emin Çöreşan'ın da bu mektubu köşesinde yayınladığını biliyoruz. Çok olay olmadı Türkiye'de, üzerinde çok durulmadı. Çünkü bu tip olaylarla ilgili üç cümle ettiğinizde FETÖ'cü ilan edilmeniz işlem bile değil. O nedenle insanlar biraz da endişeliler. Hukukla ilgili kaygılar da ortada ve çok fazla konuşulmasa da maalesef çok büyük bir facia Türkiye açısından herkesin üzerinde konuşması gereken bir facia olduğunu sizlere aktarmayı görebildik. Bununla ilgili Murat Sevinç'in çok güzel bir yazısı vardı gazete duvarda. Çokça da paylaşıldı. Ondan bir bölümü de aktarmak istiyorum size. Gerçekten çok can yakıcı çünkü. Şöyle diyor Murat Sevinç yazısında. Hiç kimse hatırlamayacak bu çocukları, burada ölen çocukları, bu insanları. Hiçbirimiz bilmeyeceğiz o sulara gömülürken ne yaşadıklarını. Öylece kayıp gidiyorlar sevdiklerinin ellerinden. Mide bulandırıcı bir riyakarlık hikayesinin hatırasız insanları. Haberlerini okuduğumda beni başka bir şey düşünemez hale getiren, yediğimden içtiğimden utandıran o insanlar, boğulan bebekler, kapkara suya kayıp giden yavrucaklar. Nefes borumu oturuyor o koca öküz. Adlarını öğrenmeye çalışıyorum. internet haber sitelerine bakıyorum. Vefat haberlerinin nasıl verildiğini, hangi sözcüklerin tercih edildiğini fark ediyorum her seferinde. FETÖ'cüler boğulmuş. Düşünün 3 aylık bebekten 4 yaşında çocuktan bahsediyoruz. Bir bebek bunlar daha hayatta ilişkin umutlarını bile ortaya koyamamış küçücük bebeklerden onlar hayatlarını kaybetmişler ve biz haberlerde bunlardan fetöcü olarak bahsedildiğini görüyoruz maalesef. Evet. Biraz enflasyondan bahsedecektik aslında, ekonomiden bahsedecektik. Enflasyon rakamları ile ilgili tartışmalar var. TÜİK'in nereden alışveriş yaptığını herkes merak ediyor. Fiyatı düşen ürünlere baktığımız zaman belki önümüzdeki programlarda özellikle pazartesi akşamı daha detaylı bir biçimde bu meseleleri konuşabiliriz. Ama bu haftanın bir kaybıyla veda edelim. Ee, Tarık Ünlüoğlu, ünlü sanatçı, maalesef Testere Necmi olarak da bilinen isimdi biliyorsunuz. Kanserle mücadele ediyordu, o mücadelesini kaybetti. Ee, Birçok insan arkasından çok ağladı, çok hüzünlü bir e, cenaze töreni de düzenlendi. Özellikle eşinin sözleri bu cenazeye damgasını vurdu diyebiliyoruz. Onunla veda edelim. Onu anarak hem rahmetli diyerek veda edelim. Pazartesi günü saat 21'de bir de bunu izleyerek karşınızda olacağız. Gündeme ilişkin tartışmalarla diyelim. Görüşmek üzere. Tarık Ünlüoğlu'na rahmetli diyerek hoşçakalın.